Selamlar canlarım, ben Cem. Bugün efsanevi bir oyun olan Atari'lerde oynadığımız çoğumuzun, yani belki genç arkadaşlarım vardır, onlar hatırlamayabilir, bilmeyebilir ama 90 kuşağı 90'ların sonu da bilir ve ama 90'ların başı daha çok iyi bilir. Atari'de oynadığımız Contra oyunu PC'ye gelmiş, Steam'e gelmiş. Ben de gördüm, şok oldum, çok sevindim. Çok bayağı çocuk gibi sevindim yani. Aldım, hemen satın aldım. Dediğim gibi, bilmeyen arkadaşlarımız YouTube'da videolara bakarsa, gerçi ben de şu an oyun çekeceğim yani, videosunu görmüş olacaksınız. Atari vardı eskiden arkadaşlar. PlayStation'ımız olmazdı, Atari'den oynardık. Atari böyle bir kaset takıyordum, bir sürü oyunlar vardı. O da kontrolde onlardan biri. Yani şok oldum pisliği görünce. Ne ara çıkmış, nasıl gelmiş Steam'e. Ben de dedim ki, ulan madem karşıma çıktı, alayım. Aldım ve videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi start diyelim. Şimdi Contra Collection olarak satılıyor Steam'de. Yani burada bir sürü Contra oyunu var. Contra haricinde oyunlar da var. Bunlar neydi, bu firmanın adı? Sega mıydı? Neydi? Bunun yapımcısı öyle bir şey yapıyor. Bilmiyorum. Diğer Contra oyunları da var. Ben Atari'de bunu oynuyordum işte. O yüzden bunu açacağım. Start game. Contra. Bunu... Dur, replay'e geçti şu an. Player ol... Neyse, tamam, enter'de bir player. Atari'de iki kişiyle oynayabiliyordun. Jungle'dan başladık, hadi bismillah. S ile ateş ediyoruz. A ile zıplıyoruz. O yön tuşlarıyla da gidiyoruz. Hadi gidelim. Ateş ede de gidelim. Tek mermide ölüyoruz. Düşmanlar da öyle. Çocukluğumun oyunu ya. Efsane ya. Şu alttaki şeyi vursam bir duygulandım ya. Çocukluğumun oyunu ya. Hadi be, düştük. Şöyle suyun altında saklanırsanız vurulmuyorsunuz. Suyun altında saklanınca vurulmuyoruz. Aa, tam vaktinde kalktık. Durma. Tuşları karıştırıyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum, konuşamıyorum. Şöyle iyi, hop. Kaç, 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 kaç. Aşağıda düşmeyin. Oho! Son canımız kaldı. Dikkatli olmamız lazım. Ya ciddi olamazsın ya. Bir daha baştan atacağız. Continue deyince başa atıyor. 3 canımız var. 2 kişiyle daha rahat oynanması. Taraya taraya gidiyorum lan. Taraya taraya. Yeah. Nasıl düştüm ben? Zıpla zıpla zıpla, hoppa. İlk de aşağı atladık. Tam da mermenin üstüne atladık ya. Böyle bir şey yok. Koş. Ama bu nedir öyle de? Böyle bir şey yok. Bir daha deniz son kez. Sonra diğer kontrolü de, bir iki tane daha kontrol var, onlara da bakalım. Ha, ben Atari'de bunu oynuyordum.
Sene böyle 2006-2005 falan. Daha da eski ondan oyun ama o zamanlarda da keşfetmiştim. Çocukluğuma gittim şu an. Bir mutlu oldum yani. Hop. Hop. Çok kötü yerde can kaybettik. Son can. Aşağı düşeceğiz lan. Çok güzel vurdum lan. Ah! Atlama tuşunu unuttum ya. Çok karışık ya. Tuşlar çok karışık. Bir de ayarlar da yok. Neyse bir kez daha deneyeceğim. Siz de oynamak isterseniz Steam'den satın alabilirsiniz arkadaşlar. Kaç? 33 liraydı yanlış bilmiyorsam. Ya of, şu tuşları karıştırmamam lazım benim. Oy. Boşu boşuna yine öldük. Hala zıplıyoruz. Yine öleceğiz ama olsun hadi bakalım. Ve yes. Çok sıkıntılı bölüm ya. Bu sefer hakikaten game over olduk. Dın dın. Geri gelebiliyor muyuz? Geri gel, yok yok. Geri gelmem lazım. Bu ne oğlum? Kaldık bu kontrolü kapattı yani mecbur kapanması lazım. Hadi neyse bir kez daha önüm ne diyeyim yani geriye gelemiyoruz o diğer kontrolleri seçmek için. Dediğim gibi S ile tarıyoruz. A ile zıplıyorum. Yine şu saçma sapan şeyi öldük ya. Mermenin hattına girdik. Aşağı nasıl indireceğiz? Aşağı indirmem lazım. Bak aşağı inmiyor. Şu an aşağı inmiyor. Nasıl indiriyoruz lan aşağı? Yo, S bunlar çalışmıyor. 1. Ha 1 ha. 1 menüymüş. 1'i sonda bulduk. 1 de ayarları mayarları da yapıyoruz. Display'e gir. Enter. Nasıl giriyor lan? Mouse'la da seçemiyorum. Lan nasıl oluyor? S, A ve ne? Ya çok garip bir X değil lan. Dur, bir. Çok garip bir tuş sistemi var ya. İşte şu an hepsine basıyoruz yani kabul olsun diye bir şey olsun diye girelim diye. X de geri geliyor ama burada kalıyoruz. Exit. Bas. Çok enteresan yani bu tuşlara alışmamız lazım. Dur bekle orada yazar herhalde. Ama bunlar şeye göre joystick'e göre yapmış. Joystick'e göre yapmışlar. Hiçbir şey seçemiyoruz da kabul de olmuyor. Neyse. Bir daha başladık. Hiç geri yok. Yok.
Şu tuşlara bir bulamadım. Bilen varsa yazabilir yorumlara. Her neyse arkadaşlar. Kontrol da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Steam linkini açıklamaya bırakacağım. Varsa böyle zamanda oynamış olanlar, çocukluğuna gitmek isteyenler, böyle bir on günleri yaşamak isteyenler, nostalji yaşamak isteyenler satın alabilirler. Sistem olarak zaten tabii ki de bir şey istemiyor yani. Tabii Steam portuna bakmadım ama bir saniye buradan size gözükür mü bilmiyorum. Bir mağazasına bakalım. Kontra. Contra Anniversary Collection arkadaşlar. Bunu alıyoruz. 32 liraymış. 504 MB, yani 800 MB'lık bir alanı var. GTX 750 Ti diyor da. Yani bilmiyorum nasıl böyle istiyor. Ama daha düşük ekran kartlarında da oynayabilirsiniz. Bakın şu HD Graphics minimum diyor da. Yani daha düşüğüyle de oynayabilirsiniz herhalde. Çünkü eski bir oyun. Yani port edilmiş bilgisayar tabii ki de ona göre ayarlanacak ama yani çok öyle ağır bir sistem istemiyor. Dediğim gibi oynamak isteyenler oynayabilir, alıp oynayabilir. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.